yürürlükte bulunan infaz mevzuatı ve infaz uygulamaları nedeniyle hapishaneler ağır hak ihlali mekanları haline gelmiştir. Bu ihlallerin başında gelen ve hasta mahpusların yaşamını tehdit eden tedavi ve sağlığa erişim sorunları ise Adli Tıp Kurumu'nun olumsuz raporları nedeniyle raporlarıyla desteklenmekte, Metris R tipi hapishanesinde tutulmakta olan Abdülkadir Kutay, Serdar Yıldırım ve Ergin Aktaş örneğinde olduğu üzere ağır engelli ve ağır hasta mahpuslar hakkında dahi infaz ertelemesi yerine olumsuz tedavi ve yaşam koşulları ile bilinen ve ölüm evi olarak anılan R tipi hapishanelerine sevk kararı verilmekte. Bu yolla mahpuslar ölüme terk edilmektedir. 643. F oturmasında bu hafta halen Metris R tipi ceza infaz kurumunda tutulan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kutay'ın ağır durumunu paylaşıyoruz. Abdülkadir Kutay çiğneme, yürüme ve konuşma gibi istemli kasların hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan ölümcül bir nörolojik hastalık olan ALS'e hastası olup bel fıtığı ameliyatı sonrasında gelişen bacak felci, ALS'e bağlı olduğu düşünülen yüz felci, işitme kaybı, kulak çınlaması, görme kaybı, ayak ve ellerde güçsüzlük ve his kaybı, yutma güçlüğü, bel, sırt, boyun ve karında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, aşırı kilo kaybı, ağır mide ve sindirim sistemi sorunları yaşamaktadır. Vücut ağırlığı 41 kiloya düşen ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği belirtilen Kutay, yaşamını yatağa bağlı ve ancak başkalarının yardımıyla sürdürebilmektedir. Ailesi ve avukatları tarafından verilen bilgiye göre 8 yıl önce tutuklanan Kutay'ın sağlık sorunlu olmasına rağmen hastaneye sevk talepleri uzun süre ciddiye alınmadı. Nihayetinde Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevki yapılan Abdülkadir Kutay'a 2019'da bel fıtığı teşhisi konuldu ve Namık Kemal Üniversitesi Fakültesi'nde 2021 yılı Mayıs ayında ameliyat edildi. Ancak ameliyattan sonra durumu daha da kötüye gidince yapılan tetkiklerle ALS'e hastası olduğu tespit edildi. Kutay için düzenlenen Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne ait 1 Aralık 2021 tarihli Sağlık Kurulu raporunda 5275 sayılı kanun kapsamında ağır hasta olup engellilik halinin olduğu, infazının 6 ay geri bırakılması gerektiği belirtildi. Bu süre içinde Kutay'ın R tipi bir hapishaneye sevki önerildi. Adli Tıp Kurumu ise 24 Aralık 2021 tarihli raporunda 3'er aylık sürelerle sağlık durumu hakkında rapor alınması koşuluyla Kutay'ın infazına devam edilebileceğini belirtti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine Metris R tipi kapalı infaz kurumuna sevk edilen Kutay'ın uygulanan tedavilerden olumlu bir sonuç alamadı ve hastalığı ilerledi. Kutay 28 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na yeniden infaz erteleme talebinde bulundu. Ve ancak bu talebine Adli Tıp Kurumu tarafından yine olumsuz rapor düzenlendi. Sonrasında sevk edildiği Çambe Şakura Hastanesi'nde 16 Ocak 2023 tarihli sağlık kurulu raporunda sağlık durumu değerlendirildi ve bu durumda hapis tutamayacağını, infazın ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Bu rapor üzerine yeniden sevk edildiği Adli Tıp Kurumu kararını değiştirmedi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nın 20/1 nolu genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı afişin başvuru yapıldı ancak bundan da herhangi bir sonuç alınamadı. 8 Haziran günü gerçekleştirdiğimiz 637. F oturması öncesinde komisyonumuza yaptığı açıklamada bu ülkede adalet çifte standartlarla uygulanmaktadır. 52 yaşındaki kardeşim ALS'e hastası iç organları da tutan bu öldürücü hastalık hapishane koşulları nedeniyle sürekli ilerliyor. Ama tedavisi olmayan bu hastalığın ilerlemesi iyi bir tedavi bir bakımla durdurulabilir deniyor. Bu nedenle hapishane ortamından çıkıp tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Çocuklarının ve yakınlarının kontrolü altında olması, onlarla aynı ortamda bulunması, moral motivasyon açısından onu olumlu etkileyebilir. Hijyen ve beslenme açısından da ev ortamı daha sağlıklıdır. Bu nedenle kardeşimin tahliye edilmesini bekliyorum diyen Kutay'ın ağabeyi 17 Temmuz günü yaptığı açıklamada Kutay'ın eşiyle yaptığı son görüşte hiç konuşmadığını, konuşma yetisini tamamen kaybettiğini belirtti.
Ulusal ve ulusalüstü hukuk ve insan hakları belgelerinden doğan sorumlulukları gereğince mahpusların yaşam ve sağlık koşullarının korunması noktasında gerekli her türlü önlemi almak için yetkililere tekrar soruyoruz. Tedavisini yapan hastane raporlarına göre hastanede kalamayacak halde olan Kutad'ın tahliyesi neden engellenmektedir? Cumhurbaşkanı hastalık ve kocama nedeniyle hapiste kalamayacak durumdaki mahpuslar için af ve ceza indirimi kararı verebildiği halde bu yetisini neden Abdülkadir Kutay ve muhalif tutuklu politik suçlar nedeniyle hapiste tutulmakta olan ağır mahpuslar için kullanmamaktadır? Tedavi hakkı engellenemez. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. 515. hafta basın açıklaması. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Ağır hasta mahpuslar tedavilerin önündeki engeller, zorlu koşullar ve ağırlaşmalarına rağmen infazları ertelenmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Son olarak Malatya Akçadağ T tipi kapalı hapishanesinde 30 yıllık infaz süresini tamamlamasına 74 gün kala 16 Şubat'ta tahliye edilen Mehmet Ali Yaşa tedavi için gittiği Finlandiya'da 11 Temmuz'da yaşamını kaybetti. İleri derecede kanser hastası olan Yaşa ölümün kıyısına gelene kadar tahliye edilmedi ve yaşam hakkı göz göre göre ihlal edildi. Bu hafta Bodrum S tipi kapalı hapishanesinde tutulan 67 yaşındaki ağır hasta mahpus Kutbettin Menteş'in durumunu aktarmak istiyoruz. Ailesi ve aynı hapishanede kalan arkadaşları tarafından yapılan başvurularda yaşamış olduğu sağlık sorunları ayrıntılı olarak aktarılmış ve tedavi hakkının gözetilmesi için destek talep edilmiştir. Kutbettin Menteş 1994 yılında hapishaneye konuldu ve Muş, Antep, Diyarbakır hapishanelerinde tutuldu. Görmüş olduğu işkencelerden kaynaklı %40 civarında görme yetisini kaybetti. Hapishanede kaldığı süreçte şeker ve tansiyon hastalıkları başladı. 2007 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2016 yılında verilen hapis cezası onandı ve 2021 yılında tutuklanarak bir süre Bursa H tipi kapalı hapishanesinde kaldı. Daha sonra yeni açılmış olan ve tecrit koşullarının ağır olduğu hapishanelerden olan Bodrum S tipi kapalı hapishanesine konuldu. Ailesine telefonda yüksek tansiyon ve şeker hastalığından kaynaklı olarak hastaneye götürülüp getirildiğini ve ayrıca yine safra kesesi ameliyatı olduğu için de hastanede yattığını söylemiştir. Nisan 2024'te tek başına tutulduğu yerde havalandırmadayken aniden fenalaşarak bayılmış ve tesadüfen fark edilmiştir. Hastaneye kaldırılan Kutbettin Menteş'ten haber alamayan ailesi cezaevi idaresini aramasına rağmen kendilerine herhangi bir bilgi verilmemiştir. Hastaneye kaldırıldığı aynı hapishanede kalan bir mahpusun yakınları tarafından ailesine haber verilmiştir. Hapishaneye ziyarete giden avukata hapishanede olmadığı, hastanede yattığı bilgisini verilmiştir. Avukat tarafından hastanede yapılan ziyarette kalp krizi geçirdiği ve Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı, anjiyo olduğu ve kalbine iki stent takıldığı ve yoğun bakım ünitesinde yattığı öğrenilmiştir. Ağır hastalıkları olan Kutbettin Menteş, yaşamsal riskleri olmasına rağmen 3 yıldır tek başına tutulmakta ve arkadaşlarının yanına geçmesi talebi kabul edilmemektedir. Tek başına tutulduğu zaman içerisinde hastalıklarından kaynaklı kriz geçirme olasılığı ve zamanında müdahale yapılmaması riski ısrarla göz ardı edilmektedir. Kutbettin Menteş'in ilk etapta arkadaşlarının yanına alınması ve bu süreç içerisinde de ağır hasta olmasından dolayı infazının ertelenerek tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 515. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Mahpusların yaşamış olduğu tüm sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.